Atomos dendiğinde akla genelde kayıtçılı monitör gelse de Atomos aslında kayıtçılı olmayan monitörler de üretiyor. İşte bu monitör kayıtçılı olmayan monitörlerden bir tanesi. Bu videomuzda Shinobi 7'yi tüm detaylarıyla birlikte inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer bu arkadaşla ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Shinobi 7'nin adından da anlayabileceğiniz gibi bu arkadaş 7 inç bir ekrana sahip. 5.2 olan versiyonu ise düz Shinobi ama onda biraz teknik farklılıklar var, onu da söylemek gerek. Paketi açtığınızda direkt olarak montörle karşılaşıyorsunuz. Altındaki süngeri kaldırdığınızda kullanım kılavuzu, adaptör ve farklı ülkelerde kullanabilmek için adaptör uçları yer alıyor. Hepsi bu. Üste hava kanalları ve 1/4 inç'lik vida yuvası, Shinobi logosu, altta Atomos logosu ve ikinci 1/4 inç'lik vida yuvası, sol olarak da havalandırma kanalları görmek mümkün. Sağda açma kapama tuşu ve LUT yükleme ve güncelleme için kullanabileceğiniz 128 GB'a kadar destekli SD kart yuvası var. Solda kumanda girişi veya kalibrasyon aparatı bağlantısı, son olarak da kulaklık çıkışı mevcut. Arka kısımsa oldukça cafcaflı. Biri giriş, diğeri çıkış olmak üzere 2K 60P destekli 3G STI portları, 4K 60P destekli ve HDMI 2.0 olan biri giriş, diğeri çıkış HDMI portları, Altta güç girişi, USB tip A portu ve RJ45 portu yer alıyor. Monitör üzerinden bazı kameraları tam kontrol edebiliyorsunuz ama şu an sadece Zcam E2 kontrol edebiliyor. Belkileri de farklı cihazlarda kontrol edebilir. Bu nedenle alttaki USB ve RJ45 portu Zcam sahipleri hariç şu an için kullanılışı diyebiliriz. İşin en güzel kısmı ise ikili pil yuvası. Bu kısma aynı anda iki tane F970 benzeri pil takabiliyorsunuz. Pillerden birinin bittiğini fark ederseniz görüntü hiç kesilmeden birini çıkarıp biteni değiştirebiliyorsunuz. Zaten ikili portların en büyük avantajı da bu olmuş oluyor. Teknik özelliklere devam edelim. 7 inç olduğunu zaten söylemiştik. Bununla beraber bu arkadaş 2200 nit. Yani ışıltılı günlerde bile monitördeki görüntüyü rahatlıkla görebilirsiniz. Super Atom IPS ve kapasitif ekrana sahip, 325 ppi, 4K sinyal desteği var ama paneli 1920-1080p x çözünürlükte ve 10 bit. Sinyal çözünürlüğü ile ekran çözünürlüğü karıştırmayın aman diyeyim. Yatayda ve dikeyde 178'ler derece görüş açısına sahip, panel 16-10 oranında ama görüntü 16-9 olarak gösteriyor son olarak 10 stopluk dinamik arada sahip olduğunu söyleyebilirim. Ölçüleri 198, 133, 39 mm şeklinde ve ağırlığı 562 gram. Gövde tamamen plastik. Paket içerisinden çıkmıyor ama sonradan satın alacağınız bir kol veya farklı aparatlarla bir kamera üzerine veya yanında kullanabilirsiniz. Ayrıca yine farklı aparatlarla bu bir magic arm olabilir gimbal'larda hem yatay hem de dikey kullanmak mümkün olacaktır. Shinobi 7'nin açılması ile ilgili bir dip bilgi vereceğim. Eğer ekran görüntüsü gelene kadar açma tuşuna basarsanız monitör açılmayacaktır. Açma tuşuna basılı tutup fan çalışma sesini duyduğunuz an parmağınızı açma kapama tuşuna çekmez gerek. Aksi halde monitör açılmayacaktır dediğim gibi. Bu arada aktif soğutma fanının olduğunda böylece söylemiş olduk. Şimdi öncelikle arkada bu kadar çok giriş çıkış olunca çapraz kullanım testi yapayım dedim. HDMI'dan girdiğiniz görüntüyü aynı anda hem STI hem HDMI'dan ya da SDI'dan girdiğiniz görüntüyü aynı anda hem HDMI hem de SDI'dan çıkış olarak alabiliyorsunuz. Monitörün kullanımıyla devam edelim. Öncelikle simgelerden başlayalım. Üstteki barda giriş kaynağı, sinyal çözünürlüğü ve FPS, görüntü tipi, çıkış çözünürlüğü ve FPS, ekran renk gamutu, Pil seviyesi, ses barı ve kameranıza bağlı olarak timecode yer alıyor. Yani kameranızda timecode özelliği varsa ve çıkış olarak bunu verebiliyorsanız üstte bunu görebileceksiniz. Üstteki simgelerden herhangi birine dokunduğunuzda onunla ilgili olan menüye geçiş yapabiliyorsunuz. Soldaki sarı monitör simgesine dokunduğunuzda ayarlar bölümü kapanıyor. Bu sefer alttaki barda yine kameranıza bağlı olarak timecode, waveform, ses barı pil durum simgesi ve menü göstergede görünüyor. Ses veya pil simgesine basıp direkt olarak menüye erişebilir veya sağdaki menü simgesine basarak ayarlara ulaşabilirsiniz. Eğer monitör modundaysanız sarı menü tuşuna bastığınızda bu sefer görünümle ilgili olan ayarlar bölümüne girmek mümkün olacaktır. Burada son bir bilgi vereyim. Ekran ortasına dokunduğunuzda tüm simgeler kaybolacaktır. Menüden devam edelim. Giriş bölümünde HDMI veya STI olarak kaynak seçim yapabiliyorsunuz. Ayrıca kameranıza ve kullandığınız kabloya bağlı olarak HDMI 2.0 seçmek veya uyumluluk bonunda çalıştırmak da mümkün. Sağ kısımdan kumanda girişini kumanda veya kalibrasyon şeklinde seçebiliyorsunuz. Kalibrasyon için öncelikle Atomos'un özel kablosunu satın almalı. Sonrasında kullandığınız kalibrasyon cihazıyla kalibre etmeniz yeterli olacaktır. Kamera sinyal çıkışını Lock HDR olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bunu seçtikten sonra üstteki barda kaynakla ilgili ayarları değiştiğini görebilirsiniz. Log HDR açıldığında kameranızın markasını, gamayı ve gamutu seçmeyi de unutmayın. Bu arada hem HDMI'den hem de SDI'den aynı anda farklı kamera görüntülerine girerseniz seçim yaparak bu ikisi arasında geçiş yapmak mümkün olacaktır. Çıkış bölümünde hem HDMI hem de SDI sinyallerini çözünürlüklü FPS olarak görmek mümkün. Zaten aynı anda ikisinden de görüntüyü çıkarabileceğimizi söylemiştik. Çıkış seçenekleri bölümünde eğer ki sinyal gönderdiğiniz monitörün 4K desteği yoksa 4K girişi 1080p çıkış olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da üstteki barda görmek mümkün olacaktır. Ayrıca HDMI üzerinden timecode da gönderebilirsiniz. Son olarak alt kısımdan uyumlu monitörler için HDR ve LUT'lu çıkışları da açmak mümkün olacaktır. Ses kısmı da oldukça gelişmiş. Eğer HDMI üzerinden sesi alırsanız 2 kanalda 24 bit, STI üzerinden sesi alırsanız 8 kanal 24 bit olarak burada görmek mümkün olacak. Bununla beraber bu bölümden kulaklık ses çıkışının seviyesini ayarlayabilir ekranda görünen ses barının yatay mı yoksa 8 kanal olarak dikey mi olacağını ayarlayabilirsiniz. Güç bölümünde bağlı olan pillerin seviyelerini görebilir veya buradaki gibi adaptör bağlı ise şebekeden çalıştığını gösteren fiş simgesini görebilirsiniz. Ayrıca bu kısımdan soğutma modunu sessiz ama düşük parlaklık seviyesi veya yüksek soğutma ve yüksek parlaklık seviyesi olarak ayarlamak da mümkün. Son olarak burada bahsedilen ekran kilidini de anlatayım. Açma kapama tuşuna bir kez bastığınızda ekran kilitlenir ve simgelerin hiçbiri çalışmaz. Ne zaman ki tekrar açma kapamaya basarsanız o zaman çalıştığını görebilirsiniz. Info kısmında mevcut sürümü ve cihazla ilgili bilgileri görmek mümkün olacaktır. Yeni bir güncelleme olmadığı için güncelleme maalesef gösteremeyeceğim. Üstteki time kodum nasıl çalıştığını da göstereyim. Tekrar hatırlatayım bu kameranızla ilgili bir alan. Yani kameranızda bu özellik varsa burada görebileceksiniz ve ayarlar da aslında tamamen kameranızla ilgili. Ben tepe kamerası olarak Lumix GH5S kullanıyorum. Menüye girdikten sonra buradan zaman kodunu seçin ve ardından HDMI zaman kodunu açın. Time kodun direkt olarak çalışmaya başladığını görebilirsiniz. Eğer Free Run seçiliyse, monitör saymaya kaldığı yerden devam ediyor. Ama fark ettiyseniz, kamera ile monitör arasındaki time kodlar farklı. Kayda girseniz de çıksanız da değişen bir şey yok. Rahat anlaşılması için Rec Run'a geçiş yapalım ve zaman kodu değerini de sıfırlayalım. Artık iki time kod da birbirine eşitlendi. Rec Run seçili olduğu için de kayıt tuşuna bastığınızda iki time kod da aynı anda çalışmaya başlayacaktır. Monitör simgesine bastığınızda tüm araçlara buradan ulaşabiliyorsunuz. Hemen onlara da bakalım. 1'e 1 bir veya 2x şeklinde zoom yapıp ekrana dokunarak görüntü üzerinde dolaşabiliyorsunuz. Hemen yanında oldukça gelişmiş bir focus peaking ayar menüsü var. Renkleri ve kalınlığı değiştirme yanında fokusu arka plandan ayırmak için de farklı kullanım seçenekleri bize sunulmuş. Diğer simge zebra. Ayar kısmında ise zebra'nın eşiğini alttan değiştirebiliyorsunuz. False color hemen yanındaki araç full color altında herhangi bir ayar mevcut değil. Sonraki araçsa luma waveform. Waveform'u solda küçük, altta geniş veya ortada büyük olarak görünmesini ayarlayabilir, parlaklığını veya ekrandaki saydamlığını değiştirebilirsiniz. Ayrıca RGB palette de mevcut. Ayarlarını da aynı waveform'da olduğu gibi değiştirebiliyorsunuz. Sonraki araç RGB overlay. Bunu da yine aynı şekilde waveform'daki gibi değiştirebiliyorsunuz. Onun yanında da RGB histogram yer alıyor. Sonraki simge analiz. Burada görüntü sol tarafa taşınıyor ve waveform, histogram, vektör skop ve ses barı aktif hale geliyor. Ayrıca üstteki parlaklık kısmından tüm araçların parlaklığını değiştirebiliyorsunuz. Diğer bölüme geçmek için alttaki kısmı sola doğru sürükleyelim. Burada karşımıza çıkan ilk araç vektör skop. Bununla ilgili yine waveform ayarlarındaki gibi değişiklik yapmak mümkün. Onun yanında da vektör skop zoom simgesi var. Burada vektör skobun merkezinde 8x zoom yapılıyor ve böylece daha rahat beyaz dengesini yapması sağlanıyor. Yanında histogramı görmek mümkün. Ayarları yine aynı. Sonraki simge Blue Only Exposure. Burada bir video görüntüsünün gürültü içeriğini gözlemleyebiliyorsunuz. Safe Margin oldukça kullanışlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Farklı oranlarda ekranı karartıyor ve böylece çekim alanına daha iyi odaklanabiliyorsunuz. Sinema rehberi bölümünde ise size TV veya sinema rehber çizgilerini gösteriyor. Burada son olarak anamorfik alanı görebilirsiniz. Zaten yeni monitörlerin artık hepsinde bu özellik var. Burada da farklı seçeneklerle bize sunulmuş durumda. Alttaki menülerle devam edelim. Monitör seçiliyken ayarlara bastığınızda üstteki alan açılıyor. Bunu zaten biliyoruz. Hatta Waveform, Focus Peaking ve Zebra'yı da az önce gördük. Burada görmediğimiz kısımlardan LUT ile devam edelim. Öncelikle 8 adete kadar loot yükleyebileceğimizi söyleyerek başlayalım. Bunun için SD karta nokta küp uzantılı loot dosyalarını yükledikten sonra solda yer alan klasör simgesine basın. Böylece hafıza kartındaki lootlara erişebileceksiniz. Yüklemek isteniz lootun üzerine iki kere dokunun ve ardından sağ alttaki load loota basın. Kısa bir süre bekledikten sonra lootun yüklendiğini görebilirsiniz. Monitör ayarları kısmında ekranı nativ, Rec. 709, HLG, PQ veya LUT'lu olarak görecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki görüntüyü ekrana zaten Rec. 709 gönderiyorsanız bunların pek bir anlamı olmayacak. Buradan LUT'u seçtiğinizde artık LUT'lu görüntüye erişebiliyorsunuz. LUT'u değiştirmek için LUT menüsüne girip seçim yapmanız yeterli olacak. Sağ kısımda da LUT'lu veya LUT'suz görüntüyü kıyaslama yapmak için kullanabileceğiniz bir simge yer alıyor. Monitör menüsünde sağ tarafta teli ışığı açma kapama ve ekran döndürme simgeleri var. Display kısmı tamamen ekranın kendi ayarlarıyla alakalı. Şu an parlaklığı %0'da. Bunu 0 ile %100 arası ayarlayabiliyorsunuz. Bunun dışında lift, gamma ve gain ayarlarında bu kısımla yapmak mümkün olacaktır değerleri varsayılana döndürmek içinse sağdaki geri dönme simgesine basmanız yeterli. Atomos Shogun 7 kayıtçı dışında Atomos kullanmak isteyenler için iyi bir tercih. Hatta 10 bit oluşu, kalibrasyonlu bir monitör oluşu, pek çok giriş ve çıkışa izin vermesi ve 2200 nit oluşuyla profesyonel kullanım için de mükemmel bir tercih olacaktır. Bu arada ürünün fiyat bilgisini açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda şunu bir 7. eldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.